Dünya Meteoroloji Örgütü ozon tabakasının e, uzun vadeli iyileşme yolunda ilerlediğini açıkladı. Şimdi buna göre dünya genelinde 2040 yılına kadar e, ozon deliğinin ortaya çıktığı 1980'den önceki değerlere ulaşılabilecekmiş. E... Ozon tabakası uzun vadeli iyileşme yolunda ilerliyor. Açıklamayı Dünya Meteoroloji Örgütü yaptı. Dünya Meteoroloji Örgütü uluslararası ozon tabakasının korunması günü dolayısıyla yeni bir rapor yayımladı. Ozon tabakasının korunmasına yönelik mevcut politikalar sonucunda tabakanın uzun vadeli iyileşme yolunda ilerlediği belirtildi. Raporda klor ve brom gibi bazı maddelerin ozon tabakasını incelterek zarar verdiği aktarıldı. Bu maddelerin kullanımının kaldırılmasının iklim için sağlayacağı faydaya dikkat çekildi. Mevcut politikaların sürdürülmesi durumunda ozon tabakasının Antarktika'da 2066, Kuzey Kutbu'nda 2045 ve dünyanın geri kalanında 2040 yılına kadar ozon deliğinin ortaya çıktığı 1980'den önceki değerlere ulaşmasının beklendiği vurgulandı. BM Çevre Programı ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından desteklenen 2022'deki bilimsel değerlendirmeye göre, Antarktika'daki ozon deliğinin 2000'den bu yana alan ve derinlik olarak yavaş yavaş iyileştiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir zamanlar hasta olan ozon tabakasının iyileşme yolunda ilerlediğini belirtti.